Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size o kadar kolay ve sade bir model hazırladım ki tülbentim bakın sadece bu ipinden gördüğünüz ipinden kullandım tığımda gördüğünüz gibi 21 numara çok güzel yapımı kolay duruşu çok hoş ve zarif duran tek sırada giden bir model arkadaşlar Evet modelimize bakalım Evet modelim bu arkadaşlar bakın gerçekten size anlattığım kadar hoş ve zarif bir model Şöyle tek sırada giden 3 yapraklı bu köprü oyasında yaptığımız modeli de anımsatıyor. Bakın bu zincirlerden ve tepesinde bir tane pipirik olup gerisi sık iğne olan üç tane yaprak. Şöyle bakın daha yakın açarak net bir şekilde göstereyim. Bunu istediğiniz her renk böyle tatlı su yeşili saks mavisi tülbentlerinizde de çok zarif ve güzel duracaktır arkadaşlar Gerçekten ben çok beğendim ee, ilk önce şu uç kısmına pipiriklerini altı zincirle yaptığım bu pipiriklerin ucuna boncuk taksam falan diye düşündüm şu iri e, cam boncuklardan soyulmaya ee, de takabilirsiniz Çünkü incinin eriyor soyuluyor o olduğu yere kadar derseniz inci de olur bir de dedim sadeliği bozmayayım. Bu şekilde zarif ve güzel oldu. Şöyle de arasına 15 tane ara suyu koyabilirsiniz. Ne kadar isterseniz 12-15 mesafeyi vermenin arası size ait arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Şimdi modelimizi nasıl yaptık anlatım kısmına geçerek tarif edelim. Evet ilk önce bu şekilde tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz arkadaşlar. 696 nolu videomda mevcut oradan izleyebilirsiniz. Kenar köşe dönüm işlemi kalın yorgan ipiyle nasıl araya koyup kolay kıvırım bu kıvırma işlemi sağlanır. Şöyle bu fazla kolay zorlanan bazı tülbentlerde arkadaşlar laylonumsu oluyor. Onlar mesela zor kıvrılıyor. Onları Yorgan ipiyle rahat oluyor arasına koyunca. Sahte sık iğne ile tığlama nasıl olur zürafa gibi çok güzel oluyor. Onu da tarif ettim. Oradan izleyebilirsiniz. Evet şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünelim. Bir defa tığımı doladım. Ve hemen yandaki boş olan tığ battığının içerisine 2-2 iki, alarak iki trabzanımı hazırladım ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle zincirlerim de sıkı sıkı. Her zamanki gibi ipimi incecik esnettim. Güzel dursun diye. Hemen bu 3 zincirin yanına bir tane sık iğne yapıyorum ki pipirimiz kendini göstersin. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yandaki yuvaya boş olana girip 2 ve 2. Bu şekilde arkadaşlar üçlü trabzan buraya çok marullandırdı. Ee, tığ battım fazla iri değil orta büyüklükte 3 defada alıp mağrurlandığı için bu şekilde ikişer seferde aldık trabzanımızı daha güzel dört küçük detaylar bile arkadaşlar farklılık gösteriyor şöyle eliniz benim gibi orta sıklıkta ise bu şekilde ikili trabzan yapın Evet bir zincirimi çekiyorum bir defa doladım hemen yandaki tığ battımın içerisine girip şöyle iki şöyle iki alarak trabzanımı hazırladım 1 2 3 tane zincir trabzanın ara kısmına minik bir pipirimizi oluşturduk hemen yanına bu şekilde bir sık iğne yapıyorum Evet bu şekilde bakın iki tane çiçeğin arasına toplam 15 tane yaptık ve şimdi yuvamız için bir tane boş trabzan yapacağız bir defa tığı doladım hemen yuvanın içerisine girip 2 2 defa alarak trabzanın üzerine 9 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 hemen çeviriyorum bakın bir zincirdeki ara boşluğun içerisine girip bu şekilde yuvamızı oluşturduk hemen bir zincirle sık iğne yapıp yuvanın içerisine dönüşümü yaptım Bakın bu şekilde yapraklar hoş duruyor arkadaşlar kenarlarına birer sık iğne yapılınca hemen 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim bir defa tığı doladım şöyle yuvanın içerisine girip ilmeğimi alıyorum 2 2 köprü oyasındaki gibi dediğim gibi zincir halkaları yapacağız İkinciye altı çekiyorum. Dört. Beş. Altı. Bir defa tayı doladım. Hemen trabzanın ara kısmına bir trabzan daha yapacağız. Bakın trabzanın orta kısmına şöyle iki iki alarak bir trabzan yaptım. Zincir halkası oluşturacağız. Yine altı zincir çekiyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altı bir defa tığı doladım. Trabzanın ara kısmına girip trabzanın bu bel kısmına ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Şöyle ilkini biraz e, güzel duruyor. Bakın bolluk olunca sağ sola oyna, oynuyor. Bu şekilde olursa sabit güzel bir halkamız oluyor. Şimdi buraya tığımın başını 5 defa doladım. 3, 4 ve 5. 5 defa doladım. Ana yuvanın içerisine girip şöyle bakın. Şu 1. Gerisini 2 2. 2 2 2. Şöyle 2 ve bakın biraz arkaya doğru dönük durunca güzel duruyor arkadaşlar. Fazla değil, hafif. Arkaya şöyle bir bombililik oluşursa güzel duruyor. Fazlası da çirkin duruyor. Şimdi buraya 6 tane zincir çekiyorum kirpik oluşturacağız bu altı zincirimizi kapattım buraya bir mini kirpik oluşturdum. geriye kalan kısma da sık iğne yapacağız şöyle bakın bir güzel bir sık sıkı sık iğne yapalım hoş dursun 3 4 5 6 şöyle sık iğnelerimi göstereyim arkadaşlar çok kolay olduğu için güzel görünmesi için biraz sık iğnelerimize özen gösterelim 7 8 9 ve 10 evet. 11. Evet. de bu 9 zincirli ana yuvaya yapıyorum 9 veya 10 ne kadar alırsa bu yapmış olduğunuz yaprak Evet bu kadar arkadaşlar bakın buraya bu yapraktan toplam 3 tane yapacağız Şimdi yine aynı işlem. 5 zincir çekerek ilk zincir halkamızı oluşturalım. Şöyle çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi oluşturdum. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girip şöyle 2, 2 alarak bakın, bir tane buraya zincir halkasını oluşturduk. Diğer ikisini 6 zincirden çekiyorum. 4, 5 ve 6 aynı eşitlikte oluyor o zaman bir defa tığı doladım bu trabzan kısmının belinden bir tane daha trabzan yaparak yukarı çıkıyoruz şöyle tam net göstereyim arkadaşlar 2 evet. tekrar 6 tane zincir bir defa doladım bu trabzanın elinizde şuyu bir alttaki e, halkayı da tutarsanız trabzanı yapmanız kolay olacak arkadaşlar. Zorlanan arkadaşlar varsa püf noktası. Evet şimdi 5 defa 2, 3, 4 ve 5. 5 defa doladım. Yine ana yuvaya girip şöyle 1, 2, 2, şöyle 2, bakın şekilde. 2, Fazla arasını açmadan orta karerde şöyle çekiyorum. Aksat hafif bir şöyle arkaya doğru 10 sık iğnenin alacağı bir trabzan yapmak. Şöyle 3 tane zincir halkasının boyutunda. Yine 6 tane zincir çekip kirpiğimizi oluşturalım. 4, 5 ve 6 İpimi güzelce esnettim. İncecik sıkı sıkı zincirler çekiyorum. Püpiriğimi oluşturuyorum. Ve Geriye kalan bu kısma da 10 tane yapacağız. İlk derneğe kaç sık iğne yaptıysanız diğeri de aynı e, simetri de olursa güzel duruyor arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. On. 10. ve sonuncu sık iğnemi yapıp ikinci yaprağı da tamamlamış oluyorum. Son olarak tabii ki ana yuvaya hem giriş hem de tamamlama işlemi oluyor. Bakın ikinci yaprağımız da hazır. Şöyle de göstereyim. Çok da hoş duruyor arkadaş. Evet, aynısından bir tane daha yapıp yaprağımızı tamamlayacağız. 5 zincir. bir defa tığı doladım yuvaya giriyorum şöyle iki şöyle iki Bakın. ilk zincir halkasını beş zincirde diğer ikisini de altı taneden yapacağız bir iki üç dört beş ve altı bir defa tığı dolayıp hemen buraya trabzanımın içerisine tamam bir kısmından Şöyle bunu tutarsak rahat trabzan yapıyoruz. 1-2-3-4-5-6 Şöyle trabzanın ara kısmından 2-2 Evet. 3 taneyi hazırladık. Hemen tığımızı 5 defa doluyoruz. Şöyle 2 3 4 5 doğru Hemen 1 2 Şöyle 2 2 2 Ve Son 2 iki, iki. Evet. Şimdi altı tane sıkı sıkı kirpikler fazla büyük olmasın diye kapattım. Geriye kalan bu trabzanı da 10 tane sık iğne ile yapacağım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz ve 10 Evet, on tane tam alıyor arkadaşlar. Ve yine ana yuvaya sık iğnemi yapıyorum. Bakın buraya bu önemli. Şimdi dönüşte buraya bir tane sık iğne yapmıştık ya. Şu biraz yukarıda dursun diye. Bir sık iğne buraya. Bir tane de bu trabzanımızın içerisine sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Bakın üçüncü de tamamladık arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. 2 i̇ki. iki alarak trabzanımızı yaptık. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Kirpiği oluşturdum. Dibine muhakkak bir sık iğne yapıyorum ki bu pipirim daha güzel gözüksün. Evet bir zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 1 2 3 zincir trabzanımı kapatıp pipiliğimi oluşturuyorum bir zincir bir defa tığı doladım Yandaki şöyle 2 2 1 2 3 zincir buraya kapattım hemen dibine bir sık iğne bir zincir bir defa sayı doluyorum şöyle iki şöyle iki bir iki üç zincir toplamda 12 veya 15 tane bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar hemen bir zincir bakın aynı işlem gösterdiğim gibi devam edecek bunu ben hemen tamamlayıp Şöyle geleyim sizle bitmiş halini bakalım. Evet sizle yaptığımız modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle hafif biraz gözünüze güzel gözüksün diye uzattım ara mesafesini. Sanki bu daha güzel. Şöyle buranın trabzanı az olduğundan sanki bu daha şatafatlı gözüme gözüktü arkadaşlar. Sizdeki hikmetten dolayı olsa sanırım. Ama gerçekten zarif bir model değil mi? Çok hoş. Şöyle hemen yapıp bitireceğiniz tek renk, tek sıra kolay model arayanlar için bir alternatif olsun istedim arkadaşlar. Şöyle gözünüze hitap eden hoş bir model yaptım. Tırlayıp hemen takmak için ee, tülbenti rengi de çok tatlı bir renk ama böyle ışıktan sizin, o kadar e, koyu renginin putrası size yansımıyor. Tava gibi. Çok hoş bir rengi var. Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak şöyle bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.